Tesadüf değil. Hı. Bu kadar yoğun olarak bombalanması Hı. diyeceğim. Tesadüf değil. Hı. Çünkü insanlar buna talep ediyor ve bir ihtiyacı karşılıyor bu. Hı. Yani insanların içerisindeki o fantastik varlık olabilme ihtiyacını karşılıyor. Şimdi biraz önce başlarken insanların video oyunlarını bayağı çok oynamasından, eve kapanmasından, eve çıkmamasından bahsettik. Bundan da alakası var. Bir. İki, diğer örneğimizden de alakası var. Çılgın, hızlı ve öfkeli araba ve motor kullanmayla da alakası var bunun. İstersen ondan bahsedelim biraz. Mesela bugün Nefkoşa'da özellikle bu sürat motorlarına binip deliler gibi sürat yapan gençler görürüz. Şimdi bunu açıklamaya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. İnsanın iki tarafı vardır zihninin içerisinde. Bu zihnin bir tarafı gerçekçi taraftır, bir tarafı fantazi taraftır. Yani bizim zihnimiz gerçekle fantazinin tam bir karışımından oluşur. Fakat bizim dönemimizde, modern dönemde artık geç modernde demek istiyorum ama çok fazla da ayırmak istemiyorum. Bütün olarak konuşmak istiyorum ama bunu söylerken bunu söylemek durumu. Geç modernde özellikle insanın fantastik kısmı zihninin oldukça genişledi. Şimdi bu genişlemenin sebeplerinden bir tanesi bu modern dönemin aslında ağırlaşan, giderek de ağırlaşan taleplerin başa çıkma stratejisi aslında bu. Yani biz psikoloji içerisinde çok sağlıklı da bakmıyoruz aslında böyle stratejilere ama stratejilerden bir tanesi. Bunu söyledikten sonra bir bakıyoruz böyle önümüzden cat gibi bir tane motorlu genç geçmiş. İşte kaskı var, giyinmiş falan böyle. Tamamen dedik ya işte bir modern dönemde kışkırtılmış davranışlar var. Daha çok her zaman daha çok sergilenen davranışlar var. Bir de tamamen modern döneme özgü olan davranışlar var. Bu mesela tamamen öz modern döneme özgü bir davranış. Motorun üstündesin, hızla geçiyorsun. Nereden Bir kaynaklanıyor bu? kimlik arayışıdır belki bu. Çok isabetli, evet. Yani eminim ki ben Top Gun filminden sonra patladı bu. Ondan sonra da sürekli filmler içerisinde böyle motosikletli aklıma gelmeye başladı bir iki tane sahne. Mesela Matrix'te vardı, başka filmlerde vardı. Bunlar canlı tutuldu bu imaj. Ve bununla birlikte bu çocuklar bu motorun üstünde o şekilde geçerken bunu yaşıyorlar. Bu fantaziyi yaşıyorlar. Yani o bir saat motor sürüyorsa polisten kaça kaça o müddet boyunca o insan değildir. O kişi değildir. Normal hayattaki kişi değildir. O anda ya Top Gun'daki işte uçak pilotudur, ya bir iş adamıdır, ya işte başka bir şeydir. İşi vardır, eşi vardır, parası vardır, işte sosyal çevresi vardır. Her şeyi tamdır o İdeal anda. bir kişilik ve kimliktir. İdealdir. Evet. O motoru sürdüğü müddetçe o hissi yaşar. Motordan iner. Motordan iner, garaja koyar, kapıyı açar, eve girer, televizyonda Kıbrıs problemi. Annesi yemek yesin diye çağırır, babası da başka bir sebepten azarlar. Çünkü fantazi yapısı itibariyle kırılgan bir şeydir. Yani bir imajı yaratabilirsin ama bu diken üstünde olman anlamına gelir. Yani iki türlü imaj vardır. Bunlardan birincisi organik imajdır. İkincisi de hormonlu imajdır. Organik imaj adı üstünde daha doğal bir şeydir. Hormonlu imajsa daha yapaydır ve oluşturulmuş bir vaziyettir. Ama insanlar da oluşturtturuluyorlar aslında. Yani çünkü kimliğini oluşturmak için, kişiliğini oluşturmak için gerekli malzemeyi tam bulamıyor insanlar. Zaten dedik copy paste. Yani o süreçler yaşanmamış çoğu zaman. Sindiremeden gelmiş, Sindiremedik. kucağımıza düşmüş gibi. Evet, zaten tam bir bütün yok. Hele Kıbrıs'ı konuşacak olursak bir topluluk bile diyemiyorum ben artık. Yani o kadar ciddi bir ayrışma var ki. Yani bir toplumun parçası olarak kim hissediyor kendini? Ben hakikaten konuşup öğüt almak istiyorum bu konuyla alakalı mesela. Zor bir şey entegre olmak. Tabii bunun şeyle de alakası var işte. Hem birey ol hem geleneğin parçası ol. Olmaz. Çok zor. Çünkü o geleneğin pratiklerini uygulamak zorundasın onun bir parçası hissedebilmek için. Ama diğer taraftan birey olabilmek için de o geleneği sorgulamak zorundasın. Ve
bir uzlaşım yaratmak zorundasın. Yani gelenekle kültür arasında çok önemli bir mevzudur bu. Bir uzlaşı yaratmak zorundasın da toplumdaki gelişme ancak bu şekilde olabilir. Başka türlü olmasının bir yolu yok. Dolayısıyla bu hormonlu imajlar çabucak yıkılmaya mahkum imajlar. Organik imaj oluşturmak zor. Ama hormonlu imaj hakikaten daha zahmetli bir şey. Daha da yorucu bir şey. Çünkü o